Oğlum planı sana anlatmadık diye mi trip yapıyorsun? Abi kız bize güvendi. Başına bir şey gelmez değil mi abi? Ne gelecek oğlum? Paramızı aldıktan sonra herkes yoluna. Hele al salla şunu biraz. İstemiyorum. Hele al biraz salla stresine iyi. İstemiyorum. Kur'an hakkıyız. Vallahi istemiyorum abi. Al lan. Tespih çekerken emeğe saygı göstereceksin der bunu yapan ustalar. Öyle alelade çevirmeyeceksin. Meşk edeceksin onu. Kunduzi ile Ahmet neredeler? Bilmiyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bu kuzeni Ahmet seni satmasın. Merak etme abi, bir şeyden haberi yok. Sen bu Kunduzi'nin sokak köpeği olduğu zamanları bilir misin? Bilmezsin tabii. Aşılarını ben yaptırdım. Mamasını ben verdim. Allah var. Kanın kokusunu uzaktan iyi alır. Yasemin'i duyunca koşa koşa bana geldi. Mevzuları birbirine bağlamakta boş adam değiliz abi. İnşallah gün sonunda Timur'un defterini de düreceksin. Bu gece hepiniz için bir sınav. Eğer başarıyla geçerseniz hiçbirinizin sırtı yere gelmez. Seni de patronun gibi besler büyütürüz. Yeter artık ama be kızım. Ay benim içime fenalık geldi. Bu kadar salma kendini. Ne yapayım Nesibe abla? Yani ya başına kötü bir şey geldiyse? Ya kötüsünü düşünme kızım. Dua et, dua. Ha, Fatih var mı bir haber? Yok. Yani ama kesin vardır. Ben bilmiyorumdur. Kesin öyledir yani. Çünkü Adem abi geldi şimdi. Timur Bey'le bir şeyler yapacaklar gibi. Siz de ne olur kötü düşünmeyin artık ya. Olur mu? Allah'ım sen koru ya Rabbim ya. Amin. Benim rahmetli hanımımın başına gelen onun başına gelmesin. Ay deme öyle hiç. Zaten şöyle kadıncağızın bir yüzü gülmedi ki ya. O ne demekmiş ayol? Timur Bey gözünün içine bakıyor kadının. Yahu salıvermeyin kendinizi ne olur yapmayın artık ya. Adem abi var mıydı daha önce? Yoktu. Şimdi Adem abi var bence eliyle koymuş gibi bulacak onu merak etmeyin her şey çözülecek. Lütfen yapma böyle olur mu? İnşallah. Canım bir el atsana. Niye polise haber vermediniz? Niye senin gitmen gerekiyor tek başına? İlk defa tehlikeli bir şey yapmıyorum Nevin. Rahat ol. Ne bileyim hep bir endişe, hep bir korku. Yani göreve gidiyormuşum gibi düşün. O yüzden mi bu surat? Korkuyorum Adem. Sincap. Şişt, bak ne diyeceğim. Anne yüzmek yok tamam mı? Yemeklerin hepsi bitecek. Ya sen yemekte olmayacak mısın? Belki akşama yetişemeyebilirim ama kahvaltıya geleceğim. Söz mü? Söz. Anne biliyor musun? Sosyolojimiz bizi tahtaya kaldırdı. Sorular sormaya çalıştı ama sınavdan 80 aldım. Sen her gittiğinde bir şeyler mi yiyip geliyorsun ya? Şişmişsin yine. Ay ne alakası var be? Daha yeni 2 kilo verdim. Vay 2 kilo ha? Villaya gidip gelirken mi verdin kiloları? Ne güzel hayat. İnsanın bırakası gelmiyordur değil mi? Ne istiyorsun Ferda? Niye çağırdın beni buraya? Ne kadar kötü bir yer değil mi? Haklısın. Ben de seninle burada buluşmak istemezdim ama mümkün değil. Ne yazık ki. Bu benim suçum mu yani? Yok canım senin ne suçun? Ya of Meloş. Ne kadar alıngansın bugün ya. Şurada alt tarafa 2 lafın belini kıralım dedik. Aşk olsun. Neyse. Seni burada daha fazla tutmayalım. Senden bir isteğim olacak. Şu harika hayatınızdan bir parçacık da bana verseniz diyorum ha. Küçücük ya, bir dilimcik. Ya kızım hayatınız deyip durmasana. Ya sen beni nerede bıraktıysan ben hala oradayım. Ben ne verebilirim ki sana? Yeğeninle konuşup onu uyarabilirsin mesela. Bak Nevin dersin, bu Ferda yine rahat durmuyor dersin. Hapse girdi kurtulduk sandık ama yanılmışız dersin. Orada paraya ihtiyacı olur, güce ihtiyacı olur. Şimdi biz onu doyurmazsak gelir bizi ısırabilir dersin. Hı? Anladın? Para mı? Sen ne yapacaksın ki burada parayı? O seni hiç ilgilendirmez. Hem belli mi olur? Belki yakında çıkarım buradan. Çıktığımda da yeni bir hayat kurmak için bir şeylere ihtiyacım olacak. Değil mi? Güzel. Hepsi burada değil mi? Eksiğimiz var Timur. Ne demek eksiğimiz var? Kayıtlı olan tüm parayı toparladım ama 4 milyon eksik çıktı. Özgür, sen bana böyle şeyleri neden söylemiyorsun? Sen böyle mi iş yapıyorsun? Şimdi adamlar aradığında ne diyeceğiz? Kusura bakmayın 4 milyonumuz eksik mi diyeceğiz? Timur dinle bir sakin ol. Timur Bey, misafiriniz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk.